Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte İngilizcenin son konularından biri olan planet konusunu yani gezegenler konusunu öğreneceğiz. Are you ready Tonguç? I am ready teacher. Harikasın hazırım diyorsun. Şimdi burada bak uzaylı bir arkadaş sana ne demiş? Hi Tonguç demiş. Sen de ona selam ver. Aleyküm hi. Aleyküm hi diye bir şey yok Tonguç'um ya. Aleyküm hi. <laughs> hi aleyküm hi neyse. Hi Tonguç do you want to visit a different planet demiş. Yani sen farklı bir gezegeni ...ziyaret etmek ister misin demiş. Seni uzaylar kaçırıyor. Uzaylar kaçırırsa seni ne yaparsın Tonguç? Um? Teşekkür ederim beni bu derslerden kurtaracaklar yani diye. Yani Tonguç'um sen de abartıyorsun ya. O kadar ders falan yok. Bak şimdi zaten LGS de geliyor. 2022 LGS bitti. Şimdi seninle birlikte zaten 7'den 8 hazırlık kampımız da olacak. Ona da mutlaka katılmalısın. 7'den 8 hazırlık setini de almalısın. Şimdi ona da geleceğiz. Çünkü artık sen 7. sınıfı bitirip 8. sınıfa geçiyorsun. Ama bugün gel istersen seni uzaylar kaçırır. Ne yapacaklar? Acaba uzaylar seninle ne yapacaklar? Hep beraber görmeye başlayalım. Şimdi öncelikle bugünkü dersimizde önemli kelimeleri, basit karşılaştırmaları hani vardı ya large, larger, old, older. Yaşlı daha yaşlı. Aynen dediğin gibi yaşlı daha yaşlı yani. Talking about past events geçmiş zamandaki olayları anlatmayı ve önemli alıştırmaları birlikte yapacağız. Şimdi öncelikle gezegenlerimize bakalım. Biliyorsun ki güneş bir yıldız. Güneş sisteminde yani solar sistem güneş sistemi demek gezegenler var. Earth, Satürn, Jüpiter, Neptün, Venüs, Uranüs, Mercury, Mars bunlar bildiğimiz gezegenler. Şimdi bunları yazalım hatırlarsan bunun bir kodlaması vardı. Nasıldı? Mavi, e, Dünya, Mars, J, Sun diyorduk hani. J, Sun. Sun da güneş demekti. Şimdi bu kodlama önemli değil. Ben şimdi burada çiziyorum bak. Mavi, Dünya, Mars diyor. Dolayısıyla güneşe en yakın olan birincisi M yani Mercury. Sonrasında Venüs bak mavi Dünya tabi İngilizce dünya yazmayacağız. Dünyanın İngilizcesi nedir Tonguç'um? Earth hocam. Harikasın hemen Earth yazıyorum. Ardına bak. World olursa yaşayan insanların olduğu dünyayı kastediyoruz. Earth yer küreyi kastetmiş oluyoruz. Mavi dünya Mars. Mars'ı da yazıyorum Tonguç evladım benim. Sonrasında sun bak. Jüpiter. Jason'un J'si e, Jüpiter. Sonrasında Sun bak. Sun diye şöyle yazıyorum. Sun güneş diye. Sonra bunları diziyoruz. Satürn halkalar olan. Uranüs ve en sonunda da Neptün. Şimdi bu Mavi Dünya Mars, Jason'u zaten öğrenmiştim. Burada bir kez daha sıralamayı dizmiş olduk. Buradaki gezegenlerin İngilizcesini bilmemiz lazım. Zaten çok kolay. Türkçesi de aynı bak. Satürn, Satürn, Jüpiter, Jüpiter, Neptün, Neptün, Venüs, Venüs, Uranüs, Uranüs, Merkür, Merkür, Mars, Mars. Yani çok kolay ezberleriz. Keşke bütün kelimeler böyle olsa evet, hocam. Keşke bütün İngilizce kelimeler böyle olsa değil mi? Rahat rahat ezberleriz. Şimdi gelelim buraya. Let's match. Kelimeleri eşleştirelim. Şimdi burada Space Shuttle yani uzay mekiği, gravity, yer çekimi, moon, ay, satellite, uydu, orbit, yörünge, meteor shower da meteor yağmuru. Şimdi bunları bulmaya çalışacağız. Sence burada elmanın düşmesi nedir? Yer çekimi hocam. Harikasın. O zaman altına hemen ben yer çekimi yazıyorum. Gravity diye yazdım. Gravity diye yazdık. Şimdi buraya bakıyoruz. Bir ne var burada? Bir uzay mekiği var. O zaman uzay mekiği neydi Tonguç'un? Space Shuttle. Süpersin. Space Shuttle. Space Shuttle diye yazdık. Devam ediyoruz. Başka ne var mesela burada? Bir uydumuz var. Uydumuzun yanına yazalım Satellite diye. Bizim de hatta bizim de yerli uydularımız var Göktürk gibi değil mi? Bu nedir? Yörünge. Bak dünya belli bir yörüngede dönüyor. O zaman buraya da Orbit yazıyorum. Tamam şimdi Orbit bitti. Satellite bitti. Gravity bitti. Sol üstteki nedir Tonguç'um? Ay Dede hocam. Evet Ay Dede. Ay Dede yazmayacağız tabii ki. Biz sadece Moon yazacağız yani. Moon Grandfather yazacak halimiz yok. Moon yazdık. Sonrasında burada da Meteor Yağmur'uz var. Onu da hemen yazalım şöyle. Meteor Shower. Tamam. O zaman Moon da bitti. Space Shuttle da bitti. Meteor Shower da bitti. O zaman Moon, Ay, Meteor Shower, Meteor Yağmuru, Göktaşı Yağmuru yani. Space Shuttle, Uzay Mekiği, Gravity, Yerçekimi, Orbit, Yörünge dünya güneşin etrafında döndüğü bir yörünge var. Yani bel, elips bir yörüngesi var. Hep onun etrafında dönüyor. Hatta bunu gelecek sene 8.0'da göreceğiz. Bak 7'den 8 hazırlık kampımızda da bunu sana göstereceğiz. Bak şöyle hatta bu seneki sınavda da geldi. Şöyle sayısalda o soruyu göstermek istiyorum. Çok güzel bir soruydu. Diyeceksin hocam hemen LGS'ye girdin. Nerede? Hatta bulamadım. Evet şu anda hoca bulamadı canlı yayında. Dakikalar sürerken hoca niye bulamıyor? Mevsimler ve iklim diye bir konu var. Orada da sana bunu gösterecekler. Hah, bak görüyor musun? dünyanın yörüngede dönüşüyor ve bununla alakalı bir soru gelmişti. Şimdi biz burada İngilizce öğreniyoruz ama Türkçesini de öğreneceğiz ve inşallah sınavlarda da başarılı olacağız. Geldik buraya. Comparatives and superlatives. Burası çok basit olmuşum. Burada şimdi bir şeyi daha dediğimiz zaman ...comparative olacak. En dediğimiz zaman da superlative olacak. Yani şöyle. Strong güçlü demek. Daha güçlü dediğimiz zaman stronger diyeceğiz. Bak strong'u tekrar yazıyorum. Hatta yeşil yazayım tekrar strong'u. Şöyle yazıyorum strong bir daha yazdım. Daha güçlü dediğimizde stronger olacak. Daha güçlü. Stronger than. Mesela Superman is stronger than Batman. Yani Superman Batman'den daha güçlüdür demiş oluyoruz. Şimdi stronger yaptık bitti. Peki big'de ne yapacağız? Big diyorum. Yine big'i de yazalım şöyle. Big'i yazıyorum. Hatta large'ı da yazalım. Hatta happy de yazalım şöyle. Hatta ama hepinin sonundaki y'ye düştüğü için onu yazmayalım şöyle. Big bigger oluyor. Large, larger oluyor. Happy, happier. Bu şekilde gidiyor. Şimdi expensive, expensiver -er olmayacak. Onlar uzun sıfatlar olduğu için orada farklı bir kural var. Ama önce bu kısa sıfatları bir göstermek istiyorum bak. Strong, stronger. Er geldi. Yani güçlü daha güçlü. Büyük daha büyük. Geniş daha geniş. Mutlu daha mutlu dedik. Peki süperlatifler de ne olacak? Şimdi komparatif daha iyi. Mesela iki, üçten daha iyi. Tamam. Ama bir de süperlatif var. Süperlatif ne? Bir numara yani en iyi olan. Şimdi en iyi olduğu için bir kere bu birinci olduğu için başına mutlaka dı gelmesi lazım. Bunların hepsine bir dı yazıyorum. Dı yazmadan olmaz. Çünkü en çalışkan olan, en güçlü olan, en büyük olan, en geniş olan, en mutlu olan, en pahalı olan, en iyi olan veya en az olan bunların her biri mutlaka dı alacak. Buradaki dı'ları unutmamız lazım. Dı'yı unuttuğun zaman zaten hoca puanını keser. Şimdi sonrası sıfatlarımızı gene yazıyorum. Strong'u yazdım. Tamam. Veyahut da big'i yazdım ya da large'ı yazdım. İşte Happy yazdım. Şimdi böyle gidiyor ya. Stronger dediğinde daha güçlü oluyordu. The strongest dediğimizde en güçlü. The biggest dediğimizde en büyük. The largest dediğimizde en geniş. The happiest dediğimizde en mutlu diyoruz. Tamam. O zaman strong, stronger, the strongest. Güçlü, daha güçlü, en güçlü. Big, bigger, the biggest. ...büyük, daha büyük, en büyük. Bak en olduğu için d var başında. Large, larger the largest. Geniş, daha geniş, en geniş. Bunu sen yap bakalım. Mutlu, daha mutlu, en mutlu. Harikasın. Mutlu, daha mutlu, en mutlu. Yani happy, happier the happiest. Şimdi gelelim uzun sıfatlara. Uzun sıfatlarda şöyle bir durum var. Şimdi uzun sıfatlarımızı bir yazalım şöyle. Expensive diye. Tamam. Buraya da yazıyorum expensive diye. Şimdi bunlar da expensiver -er ya da expensivest diye bir şey yok. Burada... Önüne more geliyor. More expensive ya da the most expensive oluyor. Yani uzun sıfatlarda böyle bir durum var. Mesela başka uzun sıfat ne olabilir? Beautiful. More beautiful, the most beautiful. İşte difficult yani zor. More difficult, the most difficult şeklinde gidiyor. Bir de irregular forms yani düzensiz şekiller var. Orada da şöyle good normalde iyi demek. Daha iyi olacağı zaman direkt kelime tamamen değişiyor. Better oluyor. Better. Eee... En iyi de tabii ki the best oluyor bak. The best en iyi. Little'a bakıyoruz. Little az, less daha az, the least en az olmuş oluyor. Şimdi hatta burada verse'ü de göstermek istiyorum sana. Kötü, kötü de bil. Verse kötü demek. Verse daha kötü, the worst en kötü olmuş oluyor. Bunlar da düzensiz olanlar. Şimdi o zaman biz bugün bunu öğrendik. Ne öğrendik? Kısa sıfatlarda er the est geliyor. Uzun sıfatlarda more, the most geliyor. Bunu bu şekilde bilmemiz yeterli. Şimdi gel senle birlikte yapalım burayı. Fill in the blanks with comparative forms of adjectives. Sıfatların comparative formları yani daha kısmıyla hani karşılaştırıyoruz. Compare, karşılaştırmak diye Comparative formlarını yapın diyor, yazın diyor, doldurun diyor. Şimdi, şimdi burada önce bu sıfatlara bir inceleyelim bak. Large, big. Bunlardan ne olacak? Larger, bigger, hotter olacak. Burada far bir düzensiz. Onu da söylememiz lazım. Söylemediğim bir şey sormayalım. Far da yine şöyle oluyor. Far, uzak, further ve the furthest oluyor. Şöyle furthest diye yazalım. Şimdi gelelim buraya. Bizden komparatif istiyor. Komparatif hangisi? Şu kısım. Yani şu ikinci kısmın daha olanı yapacağız. Başlayalım. Uranüs is farther, farther from the sun ...than the earth. Uranüs güneşe dünyadan daha uzaktır diyoruz. Venus is hotter than Neptune. Venüs Neptünden daha sıcaktır. Jüpiter is larger than Mars. Jüpiter Mars'dan daha geniştir. Saturn is bigger than the Earth. Satürn dünyadan daha büyüktür. Bak zaten sanki dan Türkçedeki dana benzer gibi değil mi? Güneşten daha uzak. Neptünden daha sıcak. Mars'tan daha geniş. Dünyadan daha büyük diyebiliyoruz. Şimdi gelelim süperlatif formları. Süperlatifler neydi? The, en olanlar. Şimdi İstanbul is the biggest city in Turkey. Bak hepsinin başına the'ları koymuş. Görüyor musun? the biggest olacak. The fastest the closest the most amazing olacak. Yani amazing uzun sıfat olduğu için burada böyle olacak. Şimdi devam ediyoruz. İstanbul en büyük şehirde Türkiye'deki. Gerçekten en kalabalık şehrimiz. Haumea is one of the fastest objects in our solar system. Eee Haumea bir cüce gezegen. En hızlı eee en, en hızlı nesnelerden biriymiş Güneş sisteminde. Şimdi Ceres is the closest closest dwarf planet to earth. Yani Ceres dünyaya en yakın cüce gezegenmiş. Dwarf planet şöyle yazalım. Dwarf planet de cüce demek. Yani dwarf cüceler demek ya. Şimdi I think comets are the most amazing things in the sky. Kuyruklu yıldızlar gökyüzündeki en güzel, en ilgi çekici şeylerden biridir diyor. Şimdi burada ne öğrendik? Bizler biggest, fastest, closest diyoruz kısa sıfatlarda. Uzunlarda ise the most şeklinde söylüyoruz. Şimdi bunu hatta şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Sen bunu sınavda çıktığı zaman small kısa yazılanlardan. Başka ne var mesela? Large, easy, işte tall, short, Bunlar kısa yazılan sıfatlar. Bir de uzun sıfatlar söyle bana mesela diyelim ki pahalı ne demek İngilizce tonguç? Expensive hocam. Harikasın. O zaman yazıyorum. Expensive. İşte konforlu ne demek? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun ben söyleyeyim. Konforlu comfortable demek. Comfortable. Güzel beautiful mesela. Bunlar da uzun sıfatlar. Bir de düzensizler vardı. Onlar neydi? İyi kötü. Bir de uzak. Şimdi bunları yazdık. Şimdi buradaki mantığımız şu. Daha büyük, daha küçük, daha geniş, daha uzun, daha kısa, daha pahalı, daha güzel, daha iyi, daha kötü, daha uzak. Bunları kullanacağız şimdi. Hep beraber yapmaya başlayalım. Şimdi burada mutlaka sıfattan sonra, sıfattan sonra bu sıfatları yazdım ya bak şöyle tek tek yazıyorum. Hepsini yazdım böyle. Easy, tall, short, kısa demek, expensive, pahalı demek. Comfortable ne demek Songuç'um? Konforlu demek hocam. Aferin hemen öğrendim bak. Konforlu. İşte beautiful güzel de yazıyorum böyle beautiful. Bunları yazdık. Bunlarda çok kelime değişti şimdi bunları yazamıyorum. Şimdi burada küçük daha küçük diyeceğiz ya. Smaller than daha küçük. Larger than daha geniş. Easier than bak burada Y harfi gidiyor. Yozgat harfi gidiyor. İskender'ın i harfi geliyor. Easier than. Taller than. Shorter than diyoruz. Tamam mı? Bunlar mutlaka denle kullanılıyor. Den'i unutursan sınavda gider. Bunlar ise more expensive than, more comfortable than, more beautiful than şeklinde kullanıyoruz. Şunlar düzensizdi. Burada tabii ki good, better oluyor. Better than, kötü, daha kötü, bad, worse than, far, further than şeklinde kullanıyoruz. Sonuç eladı benim. Şimdi Bunlar komparatifler. Bir de süperlatifler var. Süperlatiflerde ne yapıyoruz? Bu sefer dı gelecek. Ama önce yine ben sıfatlarımızı yazmak istiyorum hızlı bir şekilde. Easy yine yazdım. Tall yine yazdım. Short. Expensive yine yazdım. Ve comfortable. Konforlu. Güzeli de yazıyorum şöyle. Yazım da gerçekten çok güzel olması da buraya yazdım. Şimdi small küçük demekti. Smaller'dan daha küçük demekti. Bir kere hepsinin başına ne getireceğiz Songuç'um? Dı gelecek. Harikasın. Hepsinin başına o zaman dığları getiriyorum. Hiç unutmamak için bunu mutlaka yap böyle. Sınavda dı gelecek diye şeylerin başına. Nedir ona da süperletilerin başına dı gelecek diye mutlaka aklına çıkar. Bunu hep öğrenciler unutur. The smallest en küçük. The largest en geniş. The easiest bak yine y'ye gitti. The tallest. The easiest en kolay demek. The tallest en uzun. The shortest en kısa. The expensivest olmuyordu. Ne yapıyorduk? Bunlar uzun sıfatlarda The most expensive, the most comfortable, the most beautiful diyorduk. Bu düzensizlerde ise the best en iyi, the worst en kötü, the furthest en uzak şeklinde kullanıyoruz. Yani temel mantık bu. Şimdi devam ediyorum bunu çizdikten sonra. Burada bir sorumuz var. Aa bakalım ne diyor? There are eight planets in our solar system. Güneş sistemimizde sekiz tane gezegen vardır. These planets are... Bu, bu gezegenler Merkür, Venüs, Earth yani Dünya. Diğerleri Türkçesi aynı olduğu için çevirmiyorum. Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Tamam. Jüpiter is the largest planet. Jüpiter en ne gezegenmiş? En geniş gezegen hocam. Harikasın. En geniş gezegen. Mercury is the smallest. Mercury en küçüğüymüş. Mintoş. And the nearest planet to the sun. En küçük gezegenmiş ve the nearest. Yani en yakın gezegenmiş Güneş'e. Şimdi sorumuza bakalım. Read the text and answer the question. Text okuyun ve soruyu cevaplayın diyor. Which planet is the closest to the sun? Hangi gezegen güneşe en yakındır diyor bak. Nearest ve closest aynı anlama geldiği için burada eş anlamları bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Merkür cevabımız oluyor. Peki biz bu kelimeleri nasıl ezberliyorduk? Mutlaka kelimeleri öğrenmemiz gereken kelimeleri böyle küçük küçük kartlara yazıyoruz. Ön kısmına Türkçesini, arka kısmına İngilizcesini yazabiliriz. Bazen hatta şöyle yapabilirsin. Near, close diye de yazabilirsiniz. Çünkü near ve close aynı anlama gelebiliyor. Close'un hem kapamak anlamı var hem de yakın anlamı var. Yani near yakın, close yakın anlamına gelebiliyor. Şimdi geldik bir tane çoktan seçmeli sorumuza. Diyor ki: "Which of the following is not correct?" Hangisi doğru değildir diyor. Şimdi bu tarz sorularda biz gezegenleri bilmeyebiliriz. Yani hepsini birden fen dersinde öğrendik ama şu anda kafamız karışabilir. Kafamız karışmaması için burada en anlamsız seçeneği bulana kadar sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz. Yani burada hani gezegenlerimiz var ya işte yok Venüs, Merkür, Dünya, Mars, Jüpiter, Bakalım burada neler diyor. Diyor ki: There is only one planet larger than Saturn. Satürn'den daha geniş olan bir tane gezegen vardır diyor. Bunu biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Tamam, bilmeyebilirsin. Devam edelim. Mars is smaller than Venus. Mars Venüs'ten daha küçüktür diyor. E bu doğru. A da doğru esasında. Ama bir A'yı bilmiyorsan şöyle dursun. Ama bunun şey olduğunu biliyoruz. Venüs'ten daha küçük olduğunu biliyoruz. Venüs çok büyük çünkü. Devam ediyorum. The Earth is closer to the sun than Uranus. Dünya Güneş'e Uranüs'ten daha yakınmış. Hemen bakalım. Aa Uranüs ta nerede? Bak dünya hemen yakında güneşe. O yüzden de sıcağız. There are nine planets in the solar system. Güneş sisteminde dokuz gezegen vardır diyor. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Aa sekiz diyor. O zaman maalesef bizimle değiliz. D seçeneği yanlış oldu. Hemen başka bir soruya bakalım. The moon is a nokta nokta of earth. Ay dünyanın neyi? Uydusu hocam. Çok güzel. O zaman biz uydusu ise uydu bulacağız. Fill in the blank with the correct option. Doğru seçenekle işaretleyin diyor. Uydu satellite olduğu için ne diyeceğiz? Ay dünyanın uydusudur. The moon is a satellite satellite of earth. Satellite of earth. Tamam. Şimdi space shuttle uzay mekiği, komet, kuyruklu yıldız, space station uzay istasyonu falan değil. Evet dersimizi bitirdik. Güzel güzel gezegenleri öğrendik. Şimdi Tonguç Eri benim sana çok önemli bir uyarım daha var. 7'den 8 hazırlık kampımız başlıyor. Sen artık 8. sınıfsın. Dolayısıyla LGS hazırlığına başlaman lazım. 7'den 8 hazırlık setimizi alarak mükemmel bir şekilde hem 7. sınıf tekrarını yapacaksın. Hem 6 ve 5'in tekrarını yapacaksın. Burada senin için bak bu setin içerisinde 7'den sekiz hazırlık programı hediye. Burada sana çok güzel bir kamp başlatıyoruz. 7'den 8 hazırlık kitabımıza Türkçe matematik güzel güzel tekrar edeceğiz. Hem bak burada göstermek istiyorum. ...bir konuyla alakalı hem 5. sınıf tekrar yapıyoruz, hem 6. sınıf tekrar yapıyoruz. Bak, 5 tekrarı, hemen aradan 6. sınıf tekrarı, sonrasında 7. sınıf tekrarını yaparak mükemmel bir şekilde... E 8. sınıfa hazır olmuş oluyoruz. Bir de matematik kitabımız var bu setin içerisinde. Senin için bu setin içine bu kitabı da koyduk. Çünkü gelecek sene gireceğin sınavda seni en çok zor olacaklardan biri matematik. Dolayısıyla 7'den 8 hazırlık kampımızın duyurusunu burada yapmak istedim. Hadi bakalım. ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. İngilizce ile alakalı ödevlerine tabii ki soru bankalarından, taktikten yapmayı unutma. Şimdiden yeni yolculuğuna yani 7'den 8 e yolculuğuna sana başarılar diliyorum. Görüşmek üzere tamam.